Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar motosikletlerde yağ değişiminde yapılan hatalardan bahsedeceğim. Şimdi süzgeç filtreden yağı aldığımız zaman nasıl bir sistem atılmış onu size göstereyim. Evet, yağ şurada, içindeki süzgeci bunu da yetkili serviste yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Filit. Süzgeci. Tut bir Süleyman Usta. Tut hocam şunu, bizi bir çek. Şimdi arkadaşlar yağ değişme basit bir iş gibi gelebilir ama bunu bile beceremiyorlar. Yani ülkemizde ne hale düştük. Yazıktır ya. Şu motor 70-80'i geçmiyor. %'e zor geliyor. Bir değişik anormallikler vardı. Varyatörü vesaireyi söktük. Oradaki hataları düzelttik, yan sanayi parçaları orijinalleştiriyoruz. Bir de yağını değiştiriverelim dedik. İyi ki de bakmışız. Ne çıktı? Doğaçlama çekiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu, tamam, bu amenna. Süzgeci nasıl takmış? Bunu takan da yetkili servis. Ondan sonra diyorlar ki Ruh Usta niye böyle diyorsun? Sen hiç hata yapmıyorsun. Tamam da böyle hata olur mu? Bak. Ha. Bu süzgeç şu şekilde takılmış arkadaşlar. Bu şekilde takınca bu süzgeç görev yapar mı? Akıl var, mantık var. Abudumun gazı deyince de kızıyorlar. Bunu böyle takacaksın. Bunu böyle takacaksın ki şu conta karşı tarafı kapatacak. Şu yayın oradan süzgeç görev yapacak. Şimdi bunu böyle taktın. Ne oldu? Süzgeç devre dışı kaldı. Ve yağ gözenekleri tıkandı. Yani ondan sonra motorlarda aklı hayale gelmedik arızalar oluşuyor. Diyorlar ki ya işte ben TCX aldım şöyle böyle. Ya enteresan işlerle karşılaşıyoruz. Yani olmaması gereken işler. Bunu bir yetkili servisteki bu yağı değiştiren usta diye tabir ettiğiniz, teknisyen diye tabir ettiğiniz kişi bunu yapıyorsa dışarıdaki adam ne yapsın? Ondan sonra insanlar dışarıda sağda solda motor yaptırıyor. Niye? Yani yetkili servise de güvenemiyorlar. Yani bunu yapan yetkili servis. Kayıtları da var. Doğru mu? Çok. Yani saçmalık. Şu şekilde. Şu şekilde. Bu şekilde bak gel. Tam buradan şu şekilde ta içeriği tıkamış. Bunun takılış şekli şudur. Şu şekilde takılır. Süzgece yağ gelir. Süzer geri gider. Bak burada nasıl bir yer var. Yakından alalım. Gösterelim. Görüyorsunuz. Bunu şu şekilde takmak nedir ya? Yani TCX diyorum. Niye diyorum? Yani o kadar bir dayanıklı motor ki orayı da ters taksam, burayı da yamutsam hala diyor ki yıkılmadım, ayaktayım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şimdi bir önemli konuya daha değiniyorum. Motosikletlerimizde diferansiyel yağ çok önemli. Diferansiyel yağımızı boşaltıyoruz. Ne çıkacak bakalım. Evet, içinden su çıkıyor. Şimdi bu yağ da yeni değişmiş. Görüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar yetkili servislerde yapılan hatalar. Nedir bu hatalar arkadaşlar? Diferansiyel yağını değiştirmeden önce bakılması, kontrol edilmesi gereken yerler var. Nedir bunlar arkadaşlar? Hava filtresine geçen hortum var şurada. Evet. Bak bu hortum kıvrışmış. Bu şekilde bir işlem görmüş zamanında. Bak. Heh, hortum boşta ve kıvrışmış. Buradan kıvrıştığı için hava alamıyor arkadaşlar. İçine su almış buradan. Su almış ve bir öncekinde su aldığını göre bu hortumu yerine takmazsanız tekrar bu motor en ufak bir sudan bir yerden geçerken yine su alır. Bak şimdi hortum yerine tam takıldı, oturdu. Artı yağının akışkanlığına bakalım. Direkt su. Böyle bakıyoruz. Çamur. Şimdi bu ne olacak arkadaşlar? Bu diferansiyel yağını değiştirmemiş olsa bu çamur içerideki rulmanları bozuyor. Rulmanları bozunca da ne yapacak? Diferansiyel sesi verecek. Zaten motorda hafifte bir şöyle bir ses vardı ama motor gerçekten yine dayanıklı. İçindeki rulman bile su görse bile kısmen bozulmuyor ama buna bu müdahaleyi biz yapmamış olsak 3000-5000 kilometre sonra diferansiyel dağılacak. Geçmiş olsun, içindeki 6 tane rulman, 3 tane dişli devamlı ses yapacak. Motor hep sesli çalışır. Onun için motorlarımızda her 9000 kilometrede, yani her varyatör bakımında diferansiyel yağını biz değiştiriyoruz. Ve burada da 80-90 diferansiyel dişli yağ kullanıyoruz. Yani bu konuda da çok benden iddia edenler oluyor.
Yani onlar bildiğini okusun. Bana uymak isteyen 80-90 120 mililitre alıyor arkadaşlar. Her varyasyon bakımında bunu değiştirmeyi ihmal etmeyin. Biz unutsak bile siz hatırlatın. Deyin ki ustam bir de diferansiyel yağına bir bakıver diye. Ustalara hatırlatın arkadaşlar. Bu da çok önemli bir konuydu. Motorların canı ciğeri arkadaşlar. Varyatör, diferansiyel, işte yağ, yani basit bir yağ. Şimdi kuryelerde de şunu görüyorum arkadaşlar. 20-30 lira, 50 lira vermemek için yağı kendi değiştirenler var. Buradaki amaç ticari rant olmuş olsa biz inan ki yağı 50 liraya da değiştiririz. 50 liraya da değiştirilecek yağlar var. Burada amaç nedir arkadaşlar? Yağ değiştirirken kapaları yağlama etmemek, yanlış işlem yapmamak. Şimdi bunu yetkili serviste yağsı değişmiş, kayıtları da var. Ne yapmış adam? Süzgeç filtreyi ters takmış. Ters takınca da yağ kanalları kapanıyor ve süzgeç kesinlikle görev yapmıyor. Yani bu hata ileriye dönüp bu motorda ne tür sonuçlar doğurabilirdi? Motor yağında farklı sesler oluşurdu ve bu motoru alan kişi ya ekstere gelmiş olsa diyecek ki bunda ses var, motor inecek. Dersin ki yeni motor, PGX niye kötü? Halbuki PGX o kadar iyi motor ki düzgün bakılırsa öldüremiyorsun arkadaşlar. Buradan buna bir kere daha şahit olduk. İyi yerde düzgün kişilerde motorumuz düzgün tutuyor arkadaşlar. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Hoşçakalın dostlar. Evet arkadaşlar, yine bir videomuzun sonuna geldik. Videoyu sonlandırmadan önce arkadaşlar yine bir değişik bir vakamız geldi. Bu da PGX. Bunda da arkadaşlar kayış değişmiş, dram sesi geliyor. Kayış değişince dram sesi niye geliyor? Motora diyo kayışı taktıysa, diyo kayışı biliyorsunuz kısa olduğu için arkadaşlar dramsız kasıyor, dramsız kasınca da dram koluna zarar veriyor, harıl vurur, harıl vurur ses geliyor, durup dururken kayış yüzünde motor inecek arkadaşlar, böyle de bir durum var. Arkadaşlar videoları kısa kesmek zorunda kalıyorum, aşırı yoğunluk var, işlerimizi yetiştiremiyoruz, video çekecek elemanımız yok, sağ olsun. Öyle çekme diyor ya. Daha var mı? Onu çekme, bunu çekme. Bunu çekeceğiz. Çekim yapıyoruz ne abi? Motorumu çekiyorsun ama bak. Kendini çektirmiyor, motorunu çekiyor. Hubman 200 arkadaşlar. Gel. Neyi koparmış? Görün. Her zaman kayış koparacağız diye bir şey yok. Evet. Aşırı surattan masalı düşürmüş arkadaşlar. 140-150 ile giderken rüzgardan düşmüş. Evet arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Vespa bu işin duayeni diyorlar. Dediklere kadar var. Bütün motorlar, skuterlar Vespa'nın kopyası. Yani Vespa'yı kopyalıyorlar. Vespa da teknolojiyi geliştirdi. Fakat para düzenken sanki hiç sorun yoktu Vespa'larda. Elektroniğe dönünce Vespa'larda da böyle ufaktan bir şeyler olmaya başladı ama yine de Vespa Vespa'dır diyoruz yani. Şimdi elektronikte Vespa neler yaptı? Enjektör sistemini koydu, benzin göstergesini koydu, dijitalleştirdi, cep telefonunu uyarlayabiliyorsunuz.